Herkese merhaba, ben Ruhi Cenet. Bu videoda 20 milyon Türk'ün yaşadığı fakat 1 ile 3 milyon civarının toplama kamplarında esir tutulduğu bir bölgeye hayali bir yolculuk yapacağız. Her şeyin an be an kontrol edildiği, adeta yüksek teknolojili bir polis eyaletine dönüştürülen Sincan'da telefonlarını kontrol noktalarında teslim etmek zorunda olan Türklerden tutun, fişleme amacı için QR kodlarının Türklerin evlerinin dışına yapıştırılmasına kadar bir dizi takip uygulaması yapılıyor. Son yıllarda ise Çin'in yeniden eğitim ya da mesleki eğitim adı altında tahminen 1 milyon ile 3 milyon arasında Türk'ü toplama kamplarında hapsettiği bilinmekte. Çin bu yerlerin varlığını eskiden reddediyordu. Ama uydu görüntüleri Doğu Türkistan çöllerinde inşa edilen ve içinde yüz binlerce Türk'ün tutulduğu toplama kamplarının son bir yılda tam 3 kat büyüdüğünü ortaya koydu. Ve Çin'de yaşayan yüz binlerce Müslümanın bu kamplarda kaybolması sonrası oluşan uluslararası baskıdan sonra Pekin yönetimi bu sene BBC ekibine ve birçok basın kuruluşuna bu yerleri gezdirmek zorunda kaldı. Verilmeye çalışılan mesajlar bu tesislerin birer cezaevi olmadığı, okul olduğu yönündeydi. Bunlar Çin hükümetinin dünyaya göstermek istediği görüntüler. Is it your choice to be here? 是您自己选择过来的吗？就是，我以前因非法法律意识淡薄，被感染了极端主义和恐怖主义思想的影响，孙伟辉的孙警发现，他对我说：“这么好的学校，你可以去参加。” güya kendi istekleriyle uç düşüncelerden uzaklaştırılıyorlar. Have you been convicted of a crime? 我没有犯罪，我就是犯了错。 Din ve kültürel aidiyetin yeri yeni bir tür bağlılıkla değiştiriliyor. Bu adam bilgisayar dersinde Çin Komünist Partisi'ni seviyorum yazmış. Her hafta Çince şarkıları, özellikle Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından yazılmış bir şarkıyı söylüyorlar. İşte bu ses değiştirilen düşüncelerin sesi. Bu tesislerde yetişkin erkekler üniforma giyiyor. Gün sonlandığında evlerine de gitmiyorlar. It isn't a place where people have to come, obey the rules, stay until you allow them to leave. Sound more like a prison. Even if it's a prison in which you can do some art. 你指的监狱是这个地方？你觉得这监狱有画画的监狱吗？ 我不知道你说的监狱是什么样的监狱，这我们这儿确确实实就是一个培训中心。 I think a definition of a prison isn't about what happens inside. 这个画画只是他的一部分。It's whether you can leave. 这是他自己选择的一部分，但主要还是通过学习国语、学习法律、学技能。 Uydu fotoğrafları basın ekiplerinin götürüldüğü bazı tesislerdeki parmaklıkların ve gözetleme kulesine benzeyen bu noktaların ziyaretleri öncesi kaldırıldığını ortaya koyuyor. Boş toplanma alanlarının spor sahalarına dönüştürüldüğünü gösteriyor. Bu sahalar özellikle teşhir edildi. Ama eğer bunlar göstermelik kamplarsa, giriş izni olmayan tesislerde neler oluyor? Toplama kamplarından kurtulmuş veya ailesini oraya kaptırmış mağdurları ofisimizde ağırladık. Кенжүрдеп ер астыға ачықты ер астыға апырыпла мені шуақта сорақтатты түм үстелді отады мандақ бір Гүлбахар Жәлілова террорист һәм террористлар қатнашқан деген марта хатын езіп сен ағыстыға имза ат деді шу мен онда хеш қаны террористлар қатнашмады мен имза атмаймын маң ат дедім деп едім ла саат 11 ярымға часа имза атмасаң biz seni 7 yılda 14 yılda çıkamayız deyip. Eş Ürümçü'de 3. Senken diyen türmüge apadı. Eşedim ehekle duruyordu. Kıp yalangaş kıp kimini yeştirip üzerindekini bir sumka, çakmak sumka saldı. Özlerinin seyrek koptu bilen bir spor çıştanını. İçimizde işim yok şunu bedi. 20 kız ben de oturup da, 20 kızla yetip de. Hemisinin putu da kişen 5 kiloluk kolu da koyuza maçta çit koyup da. Yipu deydiğen cijorundan bir kız vardı. Hede jığılman, jığılsın hazır sizin cazalap karan gülü solaydı. Bir yedi jığıl. Bizim hiç aşağıda 14 yaşında 80 yaş kıç kızla var. Şu nakşılanı ügünümüzke, şu nakşılanı mağamı kızla ügünümüzden tamak bemeydi dedi. Kol urgandıkken, aşağı darını işkendikken, hem okul urgandıkken kızlarının adetlerimi toktap kaldı. Ben işte oh şaş kamer yattım. Bana bunu tuvalet, eynek. Hemenim görünüp durdu. Hemimiz şuya karıp oturmuş maçta. Aşı çoğun teret kısak, küçük teret kısak, aşı pırakın içi de. Yani bunu bizimki yatkan üstü sap tümü.
Kırdak yamız yatımız, etkilik tuğa vakti maşın maşın bir çetlerimiz hemimiz kızırıp getirdi. Geydim et maşın çelikli kaygaz verdi. Onu jığılgan vakti burnumuz manga aldık, akan vakti yeti itimiz. Çoğun taratka vakti kaygaz yok, kolumuz bile itip, azki eşelikimdik asla sürge etmiz. Başka nem yok. Maşada yeni bir kız hoş maşa nemde çiriyemastın. Aş soraklığa, aş nemlege alıkı bir kız haram bu getip, çoğun tarat kılıp, çiçip, alıkı pokunu elip, Bırt kılıp, mertek pokunu, meyelek sürkep, me ekhek bu kaldım da, burunla sürkep, meyelek ne kılıp. Meyede kamera tötnemde, töt tamda, töt kamera durdu. Bunu hep de bir kettim, şircebini küstüdü. Hep de bir kettim biz ne, kamerdan kamerayı yötketti, birbirse uyun varmışsın de. He, üç ay buldu diyen günü birinci kettim, beni sonra kıtattı. 46 bişim ki dedi, 46 kedirip. Açık kavakta, bana 24 saat su beme, bana muştumaştak imza at dedi. Ben dedim, ne işim kımıdı, ne işe imza atmayım dedi. Sen benim yakışılıkça bilmeysen ki, biz şunçı sana imza at, kol koy dese, kol koymadıysa, biz hazır sana kol koyduğun mesela hazır küstümede. Ayal, birisi ahak, ayal çık getti. Ayal çık getkendi ki, 27 yaşlı bala iştenini yiyişip, eskili eğer sen hazır imza atmışsan, hazır seninki emine ağızın gıtıkma edip, işte suya geplerini kıldı. Ben onunla dedim, senin anan yok mu, senin heden yok mu, sen kanak ağızın vardı, kanak kolun vardı, şunda Allah'ını kılışka desem. Ki bunda kolumda, bunda tüm üstten üstünde o dağa vakti ki pişim var. Burada. Sen kanak benim anam bol olaysa, sen benim kanak açam bol olaysa, türüngü karnaysa, hayvanı okşaysa, sen kanak sen benim ağızın bardaştan da eşkidir. Burada ben imza attım. Şunda kısım ben imza atmadım. Bunca numarını bana verip kolumda yatkı bilip aldı. Bula yine hep dedi bir kettim kırıp bizge. Şu anda 10 ayal polisler kırattı. 3 ahak işin aldı da 3 ahak karab durattı bizge. Biz ne kıp yalangaş kıp. 3 kettim bana otağızıp tozattı. Kıp yalangaş kıp. 20 kilo uğrakla gitme 55 kilo buldum. Ilkı gün onurunu kömey, kosaklılarda işim yok. Küçük kızlarım hemisi Gülbahar abla. Sizge amanet, muşanime, zulümne den, Müslümanlığa den. Gül dünyadaki Müslüman kardeşlerimden soraymen ki, aşo bir günah yatkan 14 yaşta 80 yaş küçük kızla yaşkanda Allah'ın günahları yok. Aş bir gün bulsun burunarak, aş lagırlarını yapıp, aş lagırlardan çıkıp, üyelerine çıkıp, taz hava yiyip, gün onlarını görsün de ümit kılma. İçse gözüm ucum ne kısa burunlarım üstü durdu ki ben keçeç kılmazdım. Bir hep de kılmazdım deyip keçek günü sıkmıştık. Birbirimizden sözleşke katı bulmaydı. Uyakta avaz söz aldık ama ben Uygurcu sözleşke yasak, Uygurcu sözlemedik. Şu keşke Hıtayçı nakşı, Hıtayçı ügün ettik, ilk Hıtay'a. Hiç tecavüze uğradınız mı? Biz mi sorayımız, kıldım mı, tecavüzlü kıldım mı desek o kızla ya edemezsin, cevap vermedim bırak. Gözlerim yaşa kattı. Herkes tecavüze uğruyor mu orada? Asası yaş kızla. Cık kızlarına açtık sorakka yaş kızlarına sorak da kaytıp kırsa kızlarına her kır dediğimiz misal 72 saat giyin kırgen kızla ba. Kaytıp kırmayan kızla ne leket onu bilmeyemiz. Öldürvete de böyleyemiz bizemiz. Allah Türklerden razı olsun bana ikamet, uzun dönemlik ikamet verdiler. Peki Türk hükümetine söylemek istediğiniz bir mesaj var mı? Biz Uygur musun Allah'a? Yardım kısım. Uygurlar herkes terörist demez. Hıtay özü terörist. Bütün dünya biliyordu. Hıtay terörist, özü terörist. Hıtay özü terörist. Öncelikle neden yüzünüzü göstermediğinizi anlatır mısınız? Oradaki sevdiklerim memlekette sonuçta. Sevdiklerime bir zarar gelmesin için yüzümü göstermiyorum şu anda. Yani siz bu gönderiyi gönderdikten sonra yani ben sosyal medyada görüp kendimce şaşırdım. Acaba bugüne kadar çok istediğim bir şey olsa da bu YouTuber'ların hani
yapsa keşke bizim derdimizde anlatsa diye düşündüğüm bir şey olsa da herkes kendi başına bir şeyler açılmasından korkar diye düşündüm. Çünkü Türkiye'de gerçekten çok fazla Çin ajanları var. Mutlaka siz bu yazıyı paylaştıktan sonra Çinliler de birilerini göndermiş midir acaba diye, bu acabalarım yok değil benim. Bunu ben size sormak istiyorum. Siz korkmuyor musunuz burada başınıza bir şeylerin geleceğinden? Benim öyle bir korkum yok. Benim Türkiye'ye gelmeden önce abim hapse alındı. Şimdi gitseniz sizi de orada tutuklarlar mı? Tabii, mutlaka. Memlekete akrabalarımın hepsi içerideydi. Herhangi bir iletişimim yok memleketimle. Abimin hapse alındığı senesinde de bir sürü abim gibi böyle pırıl pırıl gençler içeri alınmıştı. Ve sonradan bunlara ölüm cezası verildiler. Öldürdükten sonra gidip polisler anne babasından işte biz çocuğunu öldürdük, kurşun parası verdi. Bunu talepte bulundu. Siz çocuğunuzun bazı insanların evinden iki tane kurşun parası alınmış. Yani buna göre siz çocuğunuzun bir tane kurşunla mı yoksa iki tane kurşunla mı öldüğünü oradan anlayabiliyorsunuz. Bir de bizim memlekette mesela kadınların camiye girmesi tamamen yasaktır. Yani ben ilk camiye Türkiye'de girdim. Bizlerin çok duygulandığı bir şeydir bu. Ondan sonra mavi üzerine ay yıldız, o da yasak bizim bayrak şeysi. Kırmızının üzerinde o da yasak. Kırmızı tişört, beyaz ay yıldız, o da yasak. İstediği kadar çabalasın. Biz yine varız. En son bir Uygur Türk'ü, iki Uygur Türk'ü kalana kadar. Önce eğitim kampına koydular. Ondan sonra da işte bize de gizliden bilgi geldi. Hapishaneye gönderdikleri haberi geldi. Peki gelecekte ne yapmak istiyorsun? Ne meslek sahibi olmak istiyorsun? Ne olmak istiyorsun? Gelecekte bilişim okumayı düşünüyorum, yazılımda. Benim sadece amacım kendim için değil, yani bu durumu yaşayan bütün milletim için, Uygurlar için ve bütün İslam alemi için yapacağım. Ve büyük yerlere gelmeye çalışacağım. Ne olursa olsun, önüme ne engel çıksa çıksın pes etmeyeceğim. Devam edeceğim. Ve bize bunu yaşatanları gerçekten elimden gelenin en iyisini yaparak onlara darbe vermeye çalışacağım. Onlar karşımızda ne kadar güçlü olsa olsun, bizde de iman var, bizde de cesaret var, bizde de akıl var. Biz de yaparız, ben de yaparım. Ben de iyi yerlere geleceğim. Ondan sonra onların karşısına çıkacağım. Tekrar babanı görmeyi umuyor musun? Babamı görmeyi çok istiyorum. Ama şu an çok kritik durumda. Babam kendisi 55 yaşında. 15 sene sonrası var mı yok mu ya da şu an yaşıyor mu, hayatta mı, kaldı mı? O da hiçbir haber yok. Babana burada bir mesaj gönderebilecek olsaydın ne derdin? Baba, sen ne kadar zor durumda olsan bile ben işte senin oğlun olarak elimden geleni en iyisini yapacağım ve sen orada bizi düşünme, kendine. İstersen geçelim mi? Aynen abi ya, geçelim tamam. Vallahi çok. 'Unutmayın, hiçbir suç işlemediler, hiçbir duruşmaya katılmadılar. Ama Çin hükümeti onların suç işleme olasılığını öngörebilme kabiliyetinin olduğunu söylüyor. Bir tercih, hem kanın bu kişinin, zai gu ji ge xingqi ta qu sha ren, namo wo men shi deng ta fan zui zhi hou a lai chu li ne, hai shuo zui hao zai ta jin xing fan zui huo dong zhi qian. Röportajda Xinjiang dış ilişkiler sorumlusunun vücut diline hakim olamadığını görebilirsiniz. Bir noktada Çin'in basın mensuplarının yanlış bir şey görmemeleri için atadığı gözetmenler müdürü yanlarına çağırıp azarlıyor. Peki dünya, Türkiye buradaki Türkler için ne yapıyor? İşte çarpıcı gerçeklerle yüzleşin. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'nin resmi bir belgesi olarak yayınlanacağı ifade edilen bu mektupta, Doğu Türkistan'daki kamplarda zorla tutulan bu Türklerin derhal serbest bırakılması istendi. Aralarında Avustralya, Yeni Zelanda, Kanada, Japonya, İngiltere, Fransa, Almanya, İsveç, Letonya, Litvanya, Estonya, Danimarka, Norveç, Kuzey İrlanda, Hollanda, İzlanda, Lüksemburg, İspanya, Avusturya, İrlanda, Belçika ve İsviçre'nin de bulunduğu toplam 23 ülkenin büyükelçisi 8 Temmuz 2019 tarihli mektuba imza attılar. Doğu Türkistan'a ziyaret için oluşturulacak bir bağımsız uzmanlar heyetine tam erişim izni verilmesini istediler.
Çin'in kendi planladığı Doğu Türkistan ziyaretlerinin göz boyama amaçlı bir tiyatrodan ibaret olduğunu söylediler. Ama Türkiye, Çin'in Türklere eziyet ettiğini belirten bu ortak yayınlanmış mektuba imza atmamıştır. İmza atmayan ülkelerin haricinde bir de Çin'i destekler bir belgeye imza atan 42 ülke var. Aynı haftalarda karşı bir adım olarak Çinli diplomatlar, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi'ne kendilerini destekleyen ülkelerin imzalarını gönderdi. Bu bölge neden önemli? Sincan, petrol, doğalgaz, uranyum kaynaklarına ve bol miktarda altın yataklarına sahiptir. Tek başına Çin'in kömür rezervlerinin yaklaşık %40'ını oluşturmaktadır. Petrol ve doğalgaz kaynaklarının ise yaklaşık %20'si burada bulunmaktadır. Yalnız 2013 yılında bölge Çin için daha da önemli bir hale geldi. Öyle ki Çin'in dünyanın Çin'le ticaret yapmasını kolaylaştırmak için trilyon dolarlık yatırımlar yapmakta olduğu yeni İpek Yolu projesinin en önemli koridoru Sincan bölgesinden geçmektedir. Bu da bölgeyi tüm proje için vazgeçilmez bir duruma sokmaktadır. Çin'e destek listesinde Bahreyn, Cezayir, Bangladeş, Mısır, İran, Irak, Rusya, Türkmenistan, Umman Krallığı, Kuveyt, Katar, Pakistan, Filistin ve birçok Afrika ülkesinin imzaları bulunuyor. Bu ülkeler Çin'le ticaret yapan ve ilişkisinin bozulmasını istemeyen ülkeler. Türkiye yine de Çin rejimini bu konuda çoğunluğu Müslüman olan ülkeler arasında eleştiren ilk ve tek ülke oldu. Biliyorsunuzdur ki Çin'de erkek nüfusu kadın nüfusundan 30 milyon daha fazla. Bunun sebebi ise tek çocuk politikası. Bu politika yüzünden tek hakkı olan aileler erkek çocuk istediği için kız çocukları doğmak üzere olduğunda onları kürtajla aldırmıştır. Bunun sonucunda ise erkek nüfusunda patlama yaşayan Çin zorla Türk kızlarını alıkoymaya ve Çinli erkeklerle evlendirmeye başladı. Sonuç olarak Çin devleti bu 20 milyon Türk'ün kimliğine ve varlığına karşı yürüttüğü asimilasyon politikalarıyla bölgedeki Türkleri ve Uygurcayı yok etmeyi planlamaktadır. Halbuki Uygurca, Türkiye dillerin en eskilerindendir. Türk tarihindeki en önemli eserlerden Çahar Divan, Kutadgu Bilig, Kaşgarlı Mahmud'un Divan-ı Lügati Türk eseri orijinal olarak Uygurca yazılmıştır. Medyada bu konuya daha çok yer verilmesini istiyorum. Türkiye'de yaşayan insanları kendi soydaşlarının ne halde olduğu konusunda bilinçlendirmek istiyorum. Bu videoyu isterseniz paylaşabilirsiniz. Bu videoyu yaptıktan sonra Çin seyahatlerimin aksayabileceğini biliyorum. Fakat herkes üzerine düşeni yapmalı. Umarım bu videodan yararlı bir bilgi edinmişsinizdir. Yeni videolarımı kaçırmamak için YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Böylelikle her yeni bir video yüklendiğinde size bir bildirim gelecektir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben Ruhi Çenet.